İsmaila Vakfı'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği, küçük kızın yıllarca isteklinin cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürüldü. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kadir İstekli sonunda sessizliğini bozdu. Tele 1 derneği Egehan Erkün, İstekli'nin iddianamedeki ikamet adresine gitti. Gazeteciye kapıları açmayan İstekli, röportaj talebini kabul etmedi. Oturduğu apartman yöneticisi üzerinden soruları yanıtlayan İstekli, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savundu İstekli hakkında linç kampanyası var. Bana iftira attılar ifadelerini kullandı. 6 yaşından bu yana Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyen mağdur HKG, 14 yaşındayken doğum yaptığını belirtti. HKG, Cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun gibi gösterildiğini, bütün bunların babasının onayıyla gerçekleştirildiğini söyledi. HKG cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu konuyla ilgili hazırlanan iddianamede HKG'nin anlattıkları ise adeta tüyler ürperti iddianamede HKG'nin anlattıkları şu şekilde yer aldı, evlilik kararının ardından, HKG'ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler. Genç bir adamı gösterip o artık senin kocan dediler. Adam, küçük kıza bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu. Yıllar sonra ifadesinde HKG imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı. K evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. Sen benim karımsın, ben senin kocanım dedi. Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor dedi. Annem ile babam kaya damadım diyordu kamuoyunun gündemine oturan skandal olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.